Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pizza tarifim var. Şimdi yapımına başlıyorum. İlk önce yoğurma kabımın içerisine bir bardak ılık suyu ilave ediyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı maya ilave ediyorum ve bir tatlı kaşığı şekeri de ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Ve bunları bir güzelce karıştırıyorum. Toplamda 3 bardak un kullandım arkadaşlar. Unumu da ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip başlıyorum yoğurmaya. İlk önce bir tahta kaşık ile birazcık toparlıyorum. Kalan suyumu da ilave ettim. Toplamda 1,5 bardak su kullandım. Tahta kaşık ile toparladıktan sonra da güzelce elimle kıvam aldırıncaya kadar yoğurup toparlıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamurum oldu. Hamurumu bir kenara alıyorum şimdi. Şimdi sosunu göstereceğim sizlere. Yazdan hazırladığım domates sosundan hazırladım arkadaşlar iç harcını. İçerisine 1 tatlı kaşığı da salça ilave edip birazcık tavada pişirdim. Üzerine birer çay kaşığı karabiber, pul biber, 1 tatlı kaşığı kadar da kekik ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. İç harcımı bu şekilde hazırlıyorum. Videoyu uzatmamak amacıyla pişirdiğim yeri göstermedim arkadaşlar. Pişirince daha güzel oluyor. Yani sosunu pişirdim ben. Bakın bu şekilde. Şimdi bezemi aldım ve açmaya başlıyorum. Bu yaptığım ölçülerden orta boy 2 tane pizza çıktı arkadaşlar. Ben şimdi sizlere bir tanesini göstereceğim. Gördüğünüz gibi şimdi birazcık un ile açıyorum. Fazla un ilave etmeyelim, fazla unlu olmaması için. Çok kalın veya çok da ince olmayacak şekilde açıyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Denemek isteyenlere de şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Açtığım pizza hamurumu tepsime alıyorum arkadaşlar. Yağlı kağıt serdiğim tepsime aldım. Şimdi sosumdan ilave ediyorum üzerine. Ve kaşık yardımıyla her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Güzelce dağıttıktan sonra şimdi üzerine diğer malzemelerimi koyacağım. Ben sosis kullandım. Siz hangi malzemeyi istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Şimdi sosisleri güzelce yerleştiriyorum.
Üzerine yeşil zeytin ve siyah zeytin ilave ediyorum birazcık. İsterseniz bunu sucuklu, mantarlı, çeşitli yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani orası sizin damak tadınıza ve zevkinize kalmış bir şey. Ben bugün böyle yapmak istedim. Biraz da mısır ilave ediyorum. Şimdi de üzerine kaşarını ilave edeceğim. Ve üzerine 2-3 dilim de domates koyacağım. Daha sonra fırınımda güzelce pişinceye kadar, alt üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Bir pişirme süresi vermiyorum arkadaşlar. Çünkü fırınlarda değişiklik olabiliyor. Gördüğünüz gibi pizzam pişti. Ve fırından çıkardım. Şimdi sizlere dilimleyip altını üstünü de göstereceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Harika bir pizza oldu. Mutlaka siz de bu pizzayı yapmanızı tavsiye ederim. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel olduğunu sizlere bir yakından göstereyim. Gerçekten muhteşem bir şey oldu. Çocukların tam sevdiği ve istediği harika bir pizza oldu arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun diyorum denemek isteyenlere. Ve videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Başka güzel videolarda ve başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.